arasındayız. Ayı eti koruyor. Bakın o. Yani bayağı da büyük bir dağ keçisiymiş ya. Ayaklarıyla. Yani taşı bir fırlatırsa eğer drone'u aşağı eder. Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert Yılmaz, ben iyiyim, umarım sizler de iyisinizdir. Bugün yanımızda Ozan abi var. Ozan Irmak, Dağlar'ın efendisi. Merhaba abi. Yine beraberiz. Yine beraberiz bugün aynen. Çok yakın bize bir köye geldik. Burada mükemmel bir kaya var. Tabi buraları bilen biliyor ama biz bölge ismini genelde vermiyoruz. Sıkıntı aynen olmasın diye. Mesela değişik bir hayvan görüyoruz. Başak görüyoruz, ayı görüyoruz, keklik diyoruz. İnsanlar hemen buraya yoğunlaşabilir diye arkadaşlar isim acaba vermiyoruz. Risk göstermiyoruz yani. Zaten bilenler biliyor ama diğer fazla yayılmasın diye isim vermiyoruz. Çok harika bir doğası var. Şimdi akşam olmaya başladı. Ayıların tam köye iniş saati. Biz de o yüzden böyle geç geldik abi, değil mi? Aynen, birazcık. Bakalım arkadaşlar, çekebilirsek çok güzel görüntüler çekmeye çalışacağız. Karanlık batana kadar buradayız. Güneş batana kadar yani. Hadi bakalım. Şu anda ayıyı gördüm. Bakın şu kayakların içinde duruyor. O da bizi gördü herhalde. Dikkatli bir şekilde bakıyor. Şimdi hafifçe onun yanına yaklaşmaya çalışacağız. Ama niye böyle bir pozisyonda duruyor? Sakat mı acaba? Belki de kayalıktan düşmüş, yaralanmış da olabilir. Çünkü buralar çok kayalık arkadaşlar. Bakın biraz hareketlendi. Yavaş yavaş yaklaşmaya çalışıyorum. Üşütmemek amacıyla. Belki de sakattır. O da dikkatli bir şekilde bizi izliyor. Büyük ihtimalle ilk kez drone gördü. Çok da büyük bir ayıymış ya. Ayağa kalktı. Oo, sakat falan değil arkadaşlar. Kendini taşa yaslamış. Bakın altına da getirip ot döşemiş. Kendine bir yatak yapmış. Üstünde de yatıyor. Büyük bir erkek ayı. Bayağı iri ya. Bak şu anda sinirlendi arkadaşlar. Eğer yanında olsaydık bize vururdu. Yani insanın bundan kaçma yolu yok. Yakaladım öldürür. Burayı tercih etmedi arkadaşlar. Bak gidip geri geliyor. Burada kemikler de var. Burada kemik de var arkadaşlar. Bundan ne kemiği acaba? Otları da buraya koymuş. Şu an tok bir ayıyla karşı karşıyaydı ama tabi yakın mesafede çıkarsak eğer tok aç fark etmez bize saldırır. Şu an çünkü çok sinirli. Bu da drone'un ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Havaya falan kokluyor. Ama burada bayağı bir kemik var. Büyük ihtimalle burada bir şey avlamış ve buraya gömmüş olabilir. Şimdi onlara da bakarız. Amacım ayıyı buradan kaçırmamak arkadaşlar. Görüntüden alabilmek. Kesinlikle bir şey avlamış. Bakın. Otlar üzerine koymuş. Gömmüş yani. Leşi gömmüş. Hep duyardı ya ayı leşi falan gömer diye. Gömmüş, bir de üzerinde yatıyor. Çok güzel bir olaya tanık olduk. İnşallah aşağı yönlü gelmez. Gelirse ayı beyle ufak bir karşılaşma yapabiliriz. Tırnaklarına bakın ya. Çok büyük bir etli bir ayı. Boyunun arkasına bakın, daha iyi olmuş. Yani drone'u bir eline geçirse eğer paramparça eder. O şimdi olayı çözmek istiyor ama biz de aslında olayı çözmek istiyoruz. Buradaki ne leşi? Burada inek gitmiyor, koyun gitmiyor arkadaşlar. Hani yabani hayvan ama bu hangi hayvan? Yoksa bir ayı leşi de olabilir. Çünkü birbirini de yiyor bazen. Mesela leşi yiyor. Leşçil yani çünkü ayı. Ama yani bu bir keçiye benziyor yani. Dağ keçisine benziyor. Kemiklerden inceliğinden anladığım kadarıyla. Tecrübeme dayanarak. Bakın zaten leş olduğu için bir yere gitmiyor arkadaşlar. O burayı savunacak. Keşke biraz daha yaklaşıp kamerayla zoom yapabilseydik. Bakın şu tırnaklarına bakın ya. Ne kadar uzun. Herhalde biraz yaşlı bir ayı. Formunun yani zirvesinde, tam yaşlı da değil. Ama genç de değil arkadaşlar. Oo, drone saldırdı. Eğer drone orada bir düşürürse arkadaşlar, orada gidip drone alma imkanı yok. Ya 5-10 gün sonra gidip alacaksın. O zaman da kar yağar kapatır. Yani çok dikkatli olmalıyım.
Burada drone'un hayatı söz konusu. Bizim hayat da biraz tehlikeli. Yani aşağı doğru koşarsa birden biz de masadan ayrılma olanağımız yüksek. Asla bakın orayı tercih etmiyor. Gözü hep orada. Leşte yani. Şimdi öyle değişik sesler çıkarıyordur ki. Ama tabii drone'da ses alma özelliği yok. Ve dolaştığımız için şarjı da bitti arkadaşlar. Şimdi gidip bataryayı değiştirelim. Sonra gelip dinayaya bakacağız. Bakın biz de şu aşağı taraftayız. Yani aşağı doğru koşarak gelirse eğer kayaların dibinden gelecek mecbur. Ufak bir karşılaşma yaşayacağız. İnşallah gelmez aşağı. Şimdi gördüğünüz üzere yine olay yerine geldik. Ay zaten tercih etmiyor arkadaşlar. Çünkü orada bir leş var. Ay da bizi bekliyor. Acaba bu dağ keçisini nasıl yakalamış? Kayalıktan mı düştü acaba, ayağını falan kırdı? Yani yoksa bu cüsseyle ayının bir dağ keçisi yakalaması imkansız. Ya hasta olur ya yaralı olur. Bakın çok sinirli şu anda. O otları toplamış hep leşin üzerine. Biz drone bataryasını takmaya gittik ya. Yani bayağı da büyük bir dağ keçisiymiş ya. Kemikli falan da kalın. İnsanın da aklına türlü türlü şeyler geliyor. İnsan falan olmasın da. Oradaki. Her şey geliyor insanın aklına. Yani bu, bakın. Burada bir gövde var arkadaşlar. Ama %90 dağ keçisi. Yani insan falan burada olmaz zaten. Ya da evcil hayvan değil. Çünkü evcil hayvan da buraya gelmiyor. Yani koyunlar, inekler gelmiyor. Büyük ihtimalle dağ keçisini avladı. Bakın şu anda taş fırlatmaya çalışıyor. Ayaklarıyla. Yani taşı bir fırlatırsa eğer drone'u al aşağı eder. Eskiden diyorlardı taş atıyor da biz inanmıyorduk. Oo, saldırdı. Ayı saldırıya geçti şu anda. Şu an ayının en tehlikeli olduğu andayız. Ayı eti koruyor. Bakın o hemen saldırıya geçti. Birazcık korktum arkadaşlar. Yani bir bizim rahat anımızı yakalar, drone düşürse işimiz bitti. Ayıyı biraz yukarı doğru götürmeye çalışacağım. Aşağıda gelirse sıkıntı yaşayacağız. Ayla. Dağ keçisini yakalamış. Büyük ihtimalle bacağı falan kırıktı. Sonra oraya gömmüş onu. Orada onu yiyecek. Bakın ağzını nasıl açıp kapatıyor. Şu an çok sinirli yani. Önüne ne çıkarsa paramparça eder. Evet. Şu anda kaçıyor. Aşağı doğru indi biraz ama. Hafiften daha yönünü değiştireceğim. Biraz daha doğru çıkaralım arkadaşlar. Biz de artık buradan ayrılalım. Ya şu çevikliğe bakar mısınız? İnsan bunun elinden nasıl kurtulacak? Ağaca çıksanız ağaca çıkıyor. Taşa çıksanız taşa çıkıyor. Yani bakın. O kadar kayaların üzerinden çok rahat bir şekilde koşuyor. Yani bu 10 adımda insana kavuşur. Hiç affı yok. Ya bu büyük cüsseye rağmen bakın ya hiç umursamıyor hiç. Sanki düz yolda yürürmüş gibi dev kayalar arasından gidiyor. Artık biz arkadaşlar ayı bırakalım. Çünkü ayı bizden ters yöne gitti. Yani biz de tehlikeyi atlattık. Biz de şansımızı fazla zorlamadan gidelim. Bu karşı dağlarda Munzur Dağları. Yükseklere kar yağmış. Büyük ihtimalle bugün yarın burada kar yağar. Yavaştan buradan ayrılalım artık. Drone'u getirip artık biz de eve dönelim. Yoksa karanlık olmaya başladı. İşin rengi değişecek. Bir de tek tük yağmur atıyor arkadaşlar. Drone da düşebilir. Arkadaşlar şu anda çok sevinçliyiz. Tabii ayı çektik. Ozan abiler. Deniz abi, bir de tabii kardeşimiz yanımızda. Şimdi arkadaşlar aşağı doğru iniyoruz. Yağmur yağmaya başladı. Drone zaten zor zoruna getirdik. Hafiften rüzgar var yine abi değil mi? Ya zor zoruna evet, oldu olaylar. Şu an araya girdik. Tabii arkadaşlar biraz mesafe vardı ama oradan da bizim üstümüze gelebilirdi. Tabii bunu göze alarak gittik. Ama tabii ki üzerimize gelmedi. Ters yöne doğru gitti. Şimdi aşağı doğru gidiyoruz. Ozan Bey bir şey demek ister misiniz? Yok. Ozan abinin şeyi biraz gidemedi arkadaşlar drone'a. Şöyle Ozan abiye de esaslı bir drone arıyoruz. Bakalım yakında drone bulursak Ozan abiye şöyle bir esaslı drone alacağız. Aynen. Çünkü biraz daha düşük model ya abi. Aynen ya, gitmiyor. Küçük drone zaten. Aynen. Bir de şey rüzgar da etkiliyor. Rüzgar da etkiliyor. Bak şu anda biraz durdu ama biraz önce daha çok rüzgar ve yağmur vardı. Şu an çukurdayız zaten. Aynen. Burası daha kötü arkadaşlar. Daha yüksekti. Arkadaşlar şu anda ayı çekip geldik. Burada yemeğimizi de yedik. Tutamamızı yaptık. Tutamamızı yaptık. Ayı çektik. Ne zamandır görüntü için burada şu anda sonunda olduk. Ozan abiyle beraber artık
Bağırıyoruz. Bir demek ister misin abi? Lütfen kardeşim. Hayırlı olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.